Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Profesör Doktor Naim Derebaşı. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesiyim. Lisansımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümünde ve devamında o zamanlar YÖK Başkanı olan rahmetli İhsan Doğramacı'nın teşvikleriyle yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerinden birisiyim. Ve doktoramı Cardiff Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğine tamamladım. Daha sonra doktora sonrası eğitime devam ettim. Ve yurda dönüp fizik bölümünde öğretim üyesi oldum. Ve akabinde tabii ki yaşam boyu eğitimi biz akademisyenler düşündüğümüz için ikinci doktoramı da fizik bölümünde tamamladım. İki doktorası olan ender akademisyenlerden biriyim. Harika. Ve çalışmalarıma bu şekilde devam ediyorum. Tabii bu kadar bilgi birikimi olunca bu bilgi birikimini hem ülkenin gelişmesine, refahına, hem vatandaşlarımızın aydınlatılmasına harcadım. Biz akademisyenler sadece üniversiteler ders vermiyoruz orada. Hem ülkenin gelişmesine de katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu anlamda birçok öğrenci yetiştirdim. Lisansüstü öğrencilerim, doktor öğrencilerim oldu. Ve bu bilgi birikimini yine değerlendirmek için iki kitap yazdım önümde gördüğünüz gibi. Bu kitaplarıma BCA Times tarafından ödül aldım, altın kalem ödülü aldım. Şimdi Mayıs ayında da altın yazar ödülü verecek BCA Times bana. Şahane. Sizi burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz efendim. Peki siz akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Özellikle fizik konusuna nasıl yöneldiniz? Ben araştırmayı, bir şeylerle uğraşmayı seviyordum. Dolayısıyla istedim ki kendi kendimi sorguluyorum ve her şeyin neden, nasıl, niçin olduğunu anlamaya çalışıyordum. O yüzden bu işin bana uygun olacağını düşündüm. Tabii ki fizik eğitimi hiç de kolay bir eğitim kesinlikle değil. Kesinlikle. Bize de zor, anlamak isteyenlere de zor. Bu amaçla seçtim ama bizim işimizde zor olduğu için bu işte gönüllülük esas. Dolayısıyla fazla bir beklentisi olmadan, gönüllü olarak, mesai kavramı olmadan bu işlere devam etmemiz gerekiyor. Zaten başarıya ulaştıktan sonra o beklentilerimiz de yavaş yavaş karşılanmış oluyor. Ama siz idealist bir yaklaşımla başlıyorsunuz, doğru, emek veriyorsunuz. Doğru. Zaten karşılığı, elbette, değer görüyorsunuz. Peki hocam kitaplarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle bir gösterebilir misiniz kitaplarım, ekrana doğru da? İki kitap yazdım. Hı-hı, birisi harika. Manyetizma kitabı, kendi çok uzmanlık güzel alanım. Hı-hı. Yaklaşık 4 yıl uğraştım bu kitabı yazmaktan. Evet, ve özellikle Türkçe yazmayı tercih ediyorum tabii ben. Tabi bu kitaplar sosyal medyada göründükçe bana çeşitli uluslararası yayın kuruluşlarından da çeviriler isterler. Cevaplar geliyor. Bu bizim için de yaz diye ne teklifler güzel söylüyorlar. Hı-hı. Ama ben İngilizce değil Türkçe yazmayı tercih İhtiyaç ediyorum. İhtiyaç var çünkü. Çünkü Türkiye'de yeterince, hı-hı, kaynak yok bunlar maalesef hakkında. Maalesef. Bir tanesi bu manyetizma, diğeri de manyetik algılayıcılar. Önemli bir boşluğu doldurduğumu düşünüyorum. Harika. Manyetik algılayıcılar kitabı. Çok çünkü güzel her ikisi de çok önemli. Kesinlikle. Şöyle ifade edersem aslında lütfen manyetizmayı anlamayı ben hayatı anlamak diye yorumluyorum. Ne güzel. Biraz bize de anlatır mısınız? Çünkü bildiğiniz gibi hayat aslında bir hücreyle başlıyor. Tabii. Her madde atom ve moleküllerden, evet, oluşuyor. Bütün canlılar. Aynen. Yani değil mi? Dolayısıyla su böyle ufak bir molekülden, evet, oluşuyor. Bir atomu oluşturan elektron ve protonlar var. Bunlar, evet, biz derslerimizde de anlatıyoruz. Sabit yükler, yüklü parçacık diyoruz onlara, hı-hı, biz elektron ve protonları. Bunlar duruyorsalar aralarında bir elektrik alanı oluşuyor. Hı-hı. Eğer hareket varsa elektronlarda, serbest elektron diyoruz, hı-hı, biz buna. Hareket olduğu anda bu sefer manyetik alan üretiyor. Hı-hı. Dolayısıyla ikisi birden elektromanyetik dalgaları oluşturmuş oluyorlar. Hı-hı. Bu sayede de aslında elektromanyetik dalgalar tüm bizim hayatımızda, hep onların içindeyiz biz. Ama bu elektromanyetik dalgaları biz duyu organlarımızı anlayamıyoruz. İşte ben bu kitaplarımda elektromanyetik dalgalar hakkında bilgi verdim. Hı-hı. Manyetik alanı nasıl anlarız, nasıl ölçeriz, onun hakkında bilgi verdim. Manyetik algılayıcılar yine çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Hı-hı. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda teknoloji hızla gelişiyor. Çok. Ve yapay zeka çok etkin kullanılmaya başlandı. Fazlasıyla. Ülkemiz de bu durumda belli bir seviyeye ulaştı. Evet. ChatGPT artık, elbette, kullanılıyor çok otonom sık. Otonom taşıtları biliyorsunuz, evet, uzaktan kumandalı. Yapılıyor, onlar, evet, da yapay zeka, hı-hı, kullanılıyor. Bu yapay zekayı kullanırken o yapay zekanın çevreyi algılaması çok önemli. Kesinlikle. Nasıl bir çevrede bulunuyor, sağından solundan ne geliyor, sıcaklığı nasıl, basınç nasıl gibi
Bunları da algılayıcılar ile yapay zeka anlıyor ve onlar hakkında bir karar veriyor. Dolayısıyla ben araştırmalarımda, çalışmalarımda yapay zekayı da etkin olarak kullandım. Ne güzel. Ve bu kitapların bu konuda çalışan mühendislere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Arge mühendislerine, elektrik elektronik mühendislerine, konuya ilgi duyan vatandaşlarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu bir kuşaklar arası bilgi birikiminin aktarılması. Ben bunu kendime bir görev olarak düşünüyorum ve bugün biz varız, yarın yokuz ama bu kitaplar baki kalacak. Allah uzun İnşallah ömürler bizden versin. Sonrakilere, kuşaklara faydalı İnşallah. Olur diye düşünüyorum. Ne güzel. Seçerken de Türkçe kelimeleri özenle seçtim. Çok Türkçe kelimeler kullandım. Hı-hı. Ve manyetizmada, manyetik algılayıcılarda belli bir Türkçe literatür oluşturmaya da katkıda bulundum. Çok önemli, kesinlikle. Yapay zekadan bahsetmişken, Kolombiya'da bir mahkemede ChatGPT kullanılmış, ona danışılmış ve bir örnek teşkil ettiği için diğer mahkemelerde de başvurulabilecekmiş. Ne kadar evet. enteresan. Çok girdi. Mesela Midjourney var, onda da biliyorsunuz sanatsal eserler oluşturuluyor. Ben ikinci uzmanlık alanım benim de termoelektrik konusu. Hı-hı. O da çok önemli bir konu. Şimdi bu kloroflorokarbon dediğimiz gazlar evet. ozon tabakasına zarar verdiği Maalesef. İçin şimdi ilerleyen zamanlarda yapılan anlaşmaya göre, Hı-hı. Kyoto Sözleşmesi'ne göre 2040 evet. yılında bu soğutucular bildiğimiz klimalar gibi kompresör, Hı-hı. işte buzdolapları orada kullanılan gazların kullanımı yasaklanıyor. Hı-hı. Alternatifi Dolayısıyla ne olacak? Alternatif teknolojilere bakılıyor. Hı-hı. Bunlar ne o? Birincisi manyetik soğutma teknolojisi. Çok iyi ilerlemeler var manyetik teknolojide. Bir diğeri de termoelektrik soğutma teknolojisi. İkisi de benim alanım. Manyetik soğutmanın şöyle bir biraz olumsuz tarafı var. Belki. Manyetik alan olmasını istemiyor kimse çevresinde, yanında, evinde. Ama termoelektriğin böyle bir durumu yok. Dolayısıyla şu anda termoelektrik soğutmada verim oldukça düşük. Ama ben yaklaşık 15 yıla yaklaştı ikinci doktora konum termoelektrik soğutma konusunda. Çok güzel. Ve yeni gelişmelere göre termoelektrik soğutmada ciddi bir gelişme var. Ve ilerleyen zamanlarda inanıyorum ki termoelektrik soğutma çok ön plana çıkacak. Hı-hı. Ve yine ülkemizde biliyorsunuz yerli arabayı ürettik. Onun evet. soğutma ve ısıtmasında da inanıyorum termoelektrik soğutma kullanılacak. Ve tabii ki sadece bununla bitmiyor. Ben biraz da hayallerimi veya şu anda biraz uç noktada bir hayali de söyleyeyim size. Bizim bu çalışmalardan ikinci doktoradaki elde ettiğimiz çok önemli sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre inanıyorum ki ben şu anda dünyada kuantum bilgisayarını yapan yok. Şu anda dünyanın en hızlı bilgisayarı süper bilgisayarlar dediğimiz bilgisayarlar. Kuantum bilgisayarı yapıldığında, dünyada birçok araştırmacı bu konuyla uğraşıyor. Kuantum bilgisayarı yapıldığında süper bilgisayarın en az 1000 kat daha hızlı olacak, hı hı. ve çok hızlı işlem kapasitesi olacak bu bilgisayarların. Harika. Ve şöyle şu an hayal gibi gelecek, hı hı. ama şöyle söyleyeyim, bizler göremeyeceğiz tabii onu ama hı hı. belki bundan bugün üniversitede veya lisede okuyan gençler bunu görebilir. 50 yıl sonra, 60 yıl sonra öyle sistemler olacak ki bu kuantum bilgisayarının katkıda bulunduğu, çözümlediği. Bugün mesela bir makineye girecek hasta bir insan, o makinede kuantum bilgisayarının da desteğiyle onun hastalığı tedavi edilecek. Hı-hı. Diğer taraftan makineden çıkınca o insan sağlıklı olarak kalkıp yürüyüp evine gidecek. Ne güzel. Bu sistemler gelecek kuantum Hı-hı. bilgisayarı sayesinde. Evet. Şu anda belki çok aşırı bir uç nokta, hayal Hı-hı. gibi geliyor. Ama teknoloji bu yöne doğru gidiyor. Evet, birçok meslekte evet. kalkacak galiba ama yani, yenileri de gelecek. Aynen öyle. Ne manyetizmadan Hı-hı. ne termoelektrikten dünyada gidiş teknolojinin gelişmesi çok ilerledi bu konularda. Termoelektrik kullanılıyor mu ülkemizde? Kullanılan yerler var. Örneğin şu anda kullanılan diyelim organ nakillerinde küçük Hı-hı. mini buzdolapları vardır. Hı-hı. Bazı otomobillerde Hı-hı. mini buzdolapları vardır. Evet. Orada kullanılan sistemler termoelektrik soğutma sistemleri. Hı-hı. Ama çok yaygın değil. Çok yaygın değil çünkü şu anda verim düşük olduğu için Hı-hı. çok fazla güç harcıyor. O Hı-hı. yüzden çok tercih edilmiyor. Hı-hı. Sadece zorunlu hallerde kullanılıyor evet, termoelektrik. Ama daha herhalde efektif olacak. Aslına teknoloji geliştikçe savunma sanayinde çok kullanılıyor termoelektrik mesela. Diğer sanayi dallarında da kullanılıyor. Yani ısıtma soğutma olan her yerde termoelektrik kullanılıyor yaygın olarak.
Çok güzel, harika. Umarım daha da yaygınlaşır. Çünkü evet, çevreye evet. duyarlı, yani ekolojik İlerleyen sistem. İlerleyen çalışmalara göre verim arttıkça termoelektrikte, termoelektrik soğutmada yaygın olarak kullanılacak. Hatta şöyle söyleyebilirim. Çünkü çalışmalarımız hepsi aynı alana uygulanabilir. Hem bilgisayar teknolojisine, hem termoelektrik soğutmaya, hem elektrik üretmeye, hem güneş enerjisi panelleri bir alanda o bakın mesela. Çalışmalarımızın önemli sonuçlarından biri de verimi çok yüksek güneş hücrelerinin yapılabilmesi. Ne güzel. Dolayısıyla o şekilde olunca yine şu anda mesela yaptığımız otomobili örnek verdim. Şarj için çeşitli evet. şeyler açıklanıyor gördüğünüz gibi. Tabii. Ama çok verimi yüksek güneş panelleri olduğunda arabanın çatısına siz güneş panelini koyduğunuzda zaten güneşten gelen enerjiyle alacak. Kendi kendini şarj edecek. Sizin hiç şarj etmesine gerek kalmadan o arabanızı sürekli kullanabileceksiniz. Şahane. Çünkü günümüzde enerji çok önemli. Enerjinin evet. ekonomik eldesi, iletimi, üretimi, tüketimi çok önemli bir yer kaplıyor şu anda. Evet, yani zaten bir numaralı evet. gündem maddesi Aynen bu. Aynen öyle. Bütün dünya için tabii. Çok doğru. Çok önemli bir konu. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Akademisyenlik kolay bir meslek değil tabii ki. Evet. Her mesleğin kendine göre zor tarafları olabilir. Akademisyenlik de zor tarafı kendimizi sürekli yenilememiz, güncellememiz gerekiyor. Çünkü bizim görevimiz, verilen bize görev sadece gidip dersimizi anlatmak değil. O da başlıca görevlerimizden biri ama az önce söylediğim gibi araştırma gelişme yaparak ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak, milletin refah seviyesini yükseltmeye katkıda bulunmak. Biz böyle gençlerin buna gönül vermiş gençlerin bu işlere devam etmesini istiyoruz. Onun için o gençler meraklı olacaklar, sabırlı, kararlı, çalışkan olacaklar. Başarı geldikten sonra zaten o beklentileri de geliyor onların bir daha. Evet. Çok örnekleri var, bunları görüyoruz. Kararlı olarak devam edecekler yapmak istedikleri. Bir işi severek yaparsanız o işte başarıya rahatça ulaşıyorsunuz. Kesinlikle motivasyon ona Aynen. göre yükseliyor evet. ve verimlilik artıyor, evet. başarı evet. geliyor. Çok Ama doğru. tabii sabırlı olmak söylediğiniz gibi önemli. Elbette. Yani evet. hemen başarı olmuyor. Kesinlikle. Mesai kavramı gütmeden yapmak gerekiyor bu işleri. Yani biz gece gündüz aklınız karıştığı anda, aklınıza bir şey geldiğinde hep onları yapmakla meşgulüz. Ne güzel. Efendim bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Naim Derebaşı'ydı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim kanalınızda yer verdiğiniz için. Başarılar dilerim. Rica ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.